Dünya aslında o kadar da karmaşık bir yer değil. Biz sadece yaşasaydık ve yaşayıp gitseydik bu dünyadan, yaşadığımız olaylara ve dünyaya farklı anlamlar yüklemeseydik, hayatı çok daha basit bir şekilde yaşayıp geçip giderdik. Ama işte yaşadığımız olaylar, geçmişte yaşadığımız şeyler, gelecekte yaşama ihtimalimiz olan olaylar derken biz insanlar dünyayı ve ilişkilerimizi, hayatı karma karışık hale getiriyoruz. Burada kafaya takma dediğimiz bir mevzu ortaya çıkıyor ve düşünceler bizim hayatımızın keyfini kaçırmaya başlıyor. Ne yapıyoruz? Kafamıza gelen düşünceler zihnimizi esir alıyor ve andan bizi kopartıyor. Geçmişin gölgesinde yaşıyoruz, geleceğin tehdidi altında yaşıyoruz ve böyle bir durum seni hayattan tat alma konusunda ciddi sıkıntıya sokuyor. Bu videoda sana kafaya takmama konusunda uygulayabileceğim birkaç tane pratik öneri vereceğim. Genelde kafaya taktığın şeyler hayattan beklentinin yüksek olmasıyla alakalıdır ve arada bir neden sonuç ilişkisi vardır. Zannedersin ki hayatta belli bir davranışı yaptığın zaman ortaya belli bir sonuç çıkacak ve bu işler umduğun gibi gitmediği zaman ortaya koyduğun çaba emek emeklerin karşılıksız kaldığı zaman bu sefer neden böyle oldu diye durmadan sorgulamaya başlarsın ya da sen güzel şeyler yaptığın zaman başka insanlara o insanlar sana güzel davranmadığı zaman ben nerede yap, yanlış yaptım diye kendini sorgulamaya başlarsın. Geçmişini düşünürsün başarısızlıklarını düşünürsün ve dersin ki bende bir hata olmalı ya da çevremde bir hata olmalı ve böyle bir e, olayı karmaşıklaştırma sürecine girdiğin zaman derin bir çukura çekiliyor gibi olursun ve bunun neticesinde bir bakmışsın ki o yararsız düşünceler senin zihnini esir almaya başlar ve sen o düşünce çukurunun içinde beklerken hayatı kaçırırsın ve bu durum aslında yoğun kafaya takma halidir. Peki hayat gerçekten sana bir şey vadetti mi? Hayat gerçekten adil midir? Farkında olmadan hayata ilişkin o kadar yanlış öğrenmelerimiz oluşmuş ki diyoruz ki sanki hayatta her her şey adilmiş gibi. Öyle bir dünya yok. Baksana devletler arası düzene, insanlar arası düzene görünüşte her şey adilmiş gibi görünse de aslında öyle bir şey yok. Yani kimse kimseye bir şey söz vermiyor. En iyi şekilde davrandığın insan sana en kötü şeyi yapabiliyor. Hiçbir şeyin garantisi yok. Eğer ki sen hayata sadece yaşamak gözüyle bakarsan, beklenti içine girmezsen, diğer insanlarla ilgili, hayatla ilgili sadece yapıp geçersen, o zaman birazcık daha bu beklentileri azalttığın takdirde kafaya takma durumu daha az ortaya çıkacaktır özellikle kötü şeyler yaşadığın zaman da kendi kendine belki şöyle diyorsunuz ben bunu hak etmedim ben neden böyle şeyler yaşıyorum ve bu düşünce çemberi o kadar ağırdır ki şöyle bir durum var sanki sen bir şey yaparsan iyi bir şey yaparsan iyi seni bulacak kötü bir şey yaparsan kötü seni bulacak. İyi şey yaptığın zaman iyinin bulması da tesadüf. İyi bir şey yaptığın zaman kötü bir şeyin seni bulması da tesadüf. Bazen de tam tersi kötü bir şey yaptığın zaman iyi bir şeyin seni bulması da tesadüf. Hayat baktığın ve gördüğün gibi çok anlamlı bir bütün değil aslında. Kimse sana söz vermedi dediğim gibi. Hayat öyle ya da böyle devam ediyor. Sadece oluyor. Sen ona anlamlar yüklüyorsun. Kafaya taktığımız şeylerin başında geçmişin hesaplaşmaları, geleceğin belirsizlikleri geliyor. Bundan sonra gelen şey ise diğer insanların bize yaptıkları, söyledikleri şeyler. İşte burada dikkat etmen gereken bir şey var. Birisi sana olumsuz bir şey söylediği zaman, birisi sana kötü bir şey yaptığı zaman sen o anda düşünüyorsun ki onun yaptığı kötü şey seninle ilgili. Ve tamamen seni hedef alıyor. Ve böyle olunca neden bana böyle yaptı? Neden bana böyle davrandı? diye kendi içinde bir döngü, düşünce döngüsü içine giriyorsun. Ve zaten dediğimiz gibi bu düşünce çukuruna düştüğün zaman hayattan kopma durumuna geliyorsun. Şimdi bir de şöyle bakmanı isteyeceğim ben senden. Karşı taraf sana çıktı olarak bir davranış ya da söz söylüyor. Sen sadece o anda onun söylediği ya da yaptığı şeyi görüyorsun. Sadece o anda o ana odaklanarak. Şimdi filmi durduralım, o kareye bakalım. O kişinin sana yaptığı ya da söylediği şeyin gerisine doğru bir dedektiflik çalışması yaparak geriye doğru bir gidelim bakalım. Bu kişi bunu neden söylüyor? Çoğu zaman insanların kendi travmaları, yaşantıları, beklentileri, hayal kırıklıkları o kadar ağır ki, insanlar bunu telafi etmek için içünce çaba sergileyebiliyorlar. Karşı taraf üzülmüş mü, yıpranmış mı hiç önemli değil. Sadece kişi orada kendini düşünüyor. Kendi ruhsal durumunu birazcık olsun yukarı çekmeye çalışıyor. İşte sen o dondurduğun filmin karesine bakıyorsun ve diyorsun ki aslında o kişinin bana yaptığı ya da söylediği şeyler tam olarak benimle alakalı değil. Böyle olunca zihinsel anlamda o ortamdan, o durumdan, o kötü koşuldan kendini ayırıyorsun, kendini koruyorsun ve sonrasında başka insanların seninle ilgili yaptığı ya da söyledikleri şeyi daha az kafaya takıyorsun. Sanırım kafaya takma konusunda bize en çok zarar veren şeylerin başında neden sorusu geliyor. Geçmişle ilgili kurcalamalar yaptığın zaman, geçmişi böyle deşmeye başladığın zaman karşına şöyle bir soru çıkacak. Neden? Neden böyle bir şey yaşadım ben? O neden böyle bir şey yaptı bana? Neden aldattı beni? Neden bana böyle davrandı? Neden, neden, neden? Şimdi hep bir anlam ararsın. Bir sebep ararsın. Belki benimle alakalı dersin. Belki ben bir hata yaptım dersin. Ama o belirsizlik neden sorusuna cevap bulamadıkça daha da saldırmaya başlarsın bir cevap bulmak adına. Yine ne yaptık? O düşünce döngüsünün, kafaya takma döngüsünün içine girmiş olduk. Ben şunu net olarak söyleyebilirim sana. Bazen bazı şeyler sadece olur. Bir sebebi yoktur. Bazen bazı insan seni aldatır öyle vardır doğasında vardır bu çünkü sen değil de başka biri de orada olsaydı yine aldatacaktır ya da bir, birisi sana kötü bir şey yapıyorsa sana zarar veriyorsa sadece yapmak için yapmıştır. Evet bu acı olacaktır ama sen sadece neden tuzağına düştüğün zaman onu çok kurcaladığın zaman ne oluyor biliyor musun geçmişindeki bir anıyı yüzlerce kez kurcaladığın zaman sanki radyoaktif bir maddeye çok sık maruz kalıyormuşsun gibi geliyor ve bundan dolayı çok sık hasta oluyorsun. O yüzden neden diye sorma bence bazen sadece olmuştur. Yoluna devam et. Özellikle hayatımızda kötü zamanlar geçirdiğimiz zaman dilimlerinde, kafaya taktığımız yoğun bir şekilde kötü şeyleri düşündüğümüz zaman diliminde sadece sorun odaklı düşünürüz. Bu aslında insanlığın önemli özelliklerinden birisidir. Çünkü şöyle bir amacı vardır. Sorun odaklı olursan ilk başta ne yaparsın? O sorunu enine boyuna düşünürsün. Geçici bir süre sorun odaklı olmak işlevseldir ama insanlık yıllar içinde, yüzlerce, binlerce yıl içinde bunu birazcık bence yanlış anlamış ya da işin ipinin ucunu kaçırmış. Ne yapıyor mesela? Zihni bir kamera lensi gibi düşün. Bir açısı var. Dar açısı var, geniş açısı var. Sorun odağına çok verdiğin zaman belirli bir süre bunu yapmak sıkıntı değil bence gayet de mantıklı. İş yerinde bir sorun yaşıyorsun, kameranın tamamen oraya odaklıyorsun. Gözün o an sorundan başka bir şeyi görmüyor ve o sorunu çözmek için bütün çabanı, zihinsel performansını ortaya koyuyorsun. Belirli bir süre bu mümkün ve mantıklı ama bu öyle bir hayal ki o kamera lensi, o açı bir şekilde değişmiyor. Uzun bir süre böyle kalıyor ve senin gözün sorundan başka bir şeyi görmüyor. Eşin oradan sana sesleniyor. Beyhan ne yapıyorsun? Çay getireyim mi? Çay içer misin? Yok yok. Şu an canım istemiyor. Çocuklar üstüne at diyor. Hadi bir şey yapalım baba oynayalım. Yok şimdi değil. Arkadaşın arıyor. Beyhan hadi gel dışarıda buluşalım kahve içelim. Yok şimdi değil. Ne yapıyorsun? tamamen ama tamamen soruna odaklanmış oluyorsun. Hayatın doğal, rutin ve iyi giden şeylerini görmüyorsun. İşte bu çok sıkıntılı bir şey ve seni o kafaya takma çukuruna, döngüsüne sokacaktır. Böyle bir duruma düştüğün anladığın anda kamerayı tekrar geniş açı moduna getirmen lazım. Eğer sorun varsa vardır. Zaten belirli bir süre düşünüp çözemediysen yapabilecek bir şey yok. Hayatın rutinlerine devam etmelisin. Böyle olunca sorun ortadan kalkmayacak ama bu kadar da kötü hissetmeyeceksin kendini. Son zamanlarda kafana taktığın konuları bir gözden geçir bakalım. Neleri kafana takıyorsun? Her o kafaya takma atağı ortaya çıktığı zaman, seni bunalttığı zaman sen zannedersin ki her atak emsalsizdir. Her atak birbirinden farklıdır. Ama işin aslı böyle değil. Şöyle bir düşün bakalım geriye dönüp Şöyle seni bunaltan düşünceleri, o düşünce yapılarını, düşünce şemalarını bir değerlendir. Genelde şunu fark edeceksin, şöyle bir durum vardır. E, seni rahatsız eden, kafana taktığın düşünceler benzer düşüncelerdir. Ve bu düşünceleri sen o an aklına geliyor. Mesela içindeki ses diyor ki, e, o an istediğin gibi bir ilişkin yoktur. Hep yalnız kalacaksın Beyhan. Sen hiçbirini bulamayacaksın. Hayatın yalnız geçecek. Ya da kendini yeterince başarılı hissetmiyorsundur. Başarısızsın Beyhan başarılı değilsin. Neyi başardın ki sen zaten gibi bu düşünce ata seni bunaltacaktır. Ya da o anda kötü bir şey oluyordur. İnsanlarla bir sorun yaşıyorsundur. Bak görüyor musun? Hiç kimse seni sevmiyor. Hiç kimse sana değer veremiyor. Güzel ilişkiler kuramıyorsun gibi o kafaya takma. Ata seni bunaltmaya başlıyor. Sen zannediyorsun ki düşünce olarak bu karşına çıkıyor ya. Bunu gerçekmiş gibi algılıyor zihnin. Diyor ya sana yalnız kalacaksın. Yalnız kalacaksın. Yalnız kalacaksın. Zihnin bunu sanki birisi sana net bir şekilde Gelecekten haber getirmiş gibi, kesin bir kehanet değil, kesin bir gerçeklikmiş gibi algılıyor. Burada yapman gereken çok önemli bir şey var. Bu düşünceleri şimdi sen odaklanın, kafaya sıklıkla taktığın şeyleri belirledin, bunları etiketlemen lazım. Bu da bir isim vermek o kadar çok işe yarıyor ki diyorsun ki mesela yalnızlık canavarı. Mesela ben yalnızlığı kafama takan bir insansam eğer yalnız kalma düşüncesini, bu atak bana geldiği zaman ben diyorum ki bak şu anda gerçek değil. Yalnızlık canavarı yine sesini yükseltmeye başladı. Yine o orada konuşuyor. Zihnine şöyle bir mesaj veriyorsun. Şu an konuşan ses Düşüncelerimin sesi ve gerçek değil. Bunu ciddiye alma. Böyle olunca yine biraz önce söylediğim gibi mucize bir şekilde o düşünce ortadan kalkmıyor ama eskisi gibi seni etkileme noktasında da devam edemiyor. Düşüncenin gücünü zayıflatıyorsun çünkü onu etiketledin ve zihnine şu mesajı verdin. Bu gerçek değil. Sadece bir düşünce. Zihin bir hayvan olsaydı bence bu belgesellerde sıklıkla karşılaşılan bir kuş türü var ya sinek kuşuydu yanlış hatırlamıyorsam. Saniyede bilmem kaç kere kanat çırpan, gözle fark edemiyorsun onun kanat hareketlerini. Zihin öyle bir hayvan olurdu. O kadar hızlı hareket ediyor ki, o kadar çok e, kanat hareketi var ki sen fark edemiyorsun. Bir ona konuyor, bir ona konuyor, bir ona konuyor. Sen buradasın. Zihin aynen böyle bir hayvan olurdu. Çünkü şöyle bir durum. Geçmişine takılıyorsun. Geçmişinde bir mevzuya bakarken birden oradan şak geleceği atlıyorsun. Oradan ona buna derken olay şeye dönüyor. Allah benim belamı versin modu dediğim bir hale dönüyor. Ben neyi başardım ki hiçbir şey iyi gitmiyor. Mahvoldum bittim. Hiçbir güzel ilişkim yok. Ne yaptın? Farkında bile değilsin ne olduğunu. Zihin oraya kondu, buraya kondu. Dolaşmaya başladı. Zihnin kontrolünü kaybettin ve sana kalan tek şey bir şekilde olumsuzluklar oldu. Böyle bir durumda zihninin kontrolünü kaybetmeye başladığını hissettiğinde seni kurtaracak tek şey şu ana şimdiye odaklanmak. Çünkü ne geçmişte kontrolüm var, ne gelecekte kontrolüm var. Tek elinde olan an şimdi. Ne yapacaksın peki? Bunu yapabilmek için dikkat etmen gereken şey ana odaklanmak. Ben diyelim ki kendimi çok gergin hissettiğim zaman ya da kafaya bir şey taktığımı ve o düşüncelerin içinde boğulduğumu hissettiğim zaman hemen ana çekmek için bir nefes alışıma odaklanıyorum. Beyhan diyorum, dön dön bu tarafa dön. O nefesin burnumdan girdiği yeri ciğerlerime ulaşmasını sonrasında onu dışarı verme halime odaklanıyorum. Sonra oturduğum yere, o oturduğum zeminin vücuduma temas ettiği ana vücut duyularıma odaklanıyorum. Sonra etrafımdaki seslere bakıyorum. Diyorum ki kuşlar cıvıldıyor. Rüzgarın sesi geliyor. Sadece şu anın uyaranlarına bile odaklanmak beni o düşünce rüzgarından, düşünce fırtınasından uzaklaştırıyor. Sen de böyle Zamanlarda ana odaklanmayı deneyebilirsin. Bu ana odaklanma kısmını ben birazcık kısa anlattım. Youtube'da da ya da herhangi bir podcastlerde de çok fazla buna benzer meditasyon çalışması, ana odaklanma çalışması mevcut. Bunları hayatına uygulayabilirsin, deneyebilirsin. Şimdi izleyen dostların şöyle bir beklentisi oluyor. Ben bir şeyi izlediğim zaman şak aynen bir e, anahtarın dişleri gibi onu sokacağım anahtarın yuvasına birden çevireceğim ve şak dünya varmış kafaya takmaktan kurtulacakmış gibi hissediyor. Ama maalesef psikolojik durumlar söz konusu olduğu zaman, düşünce alışkanlıkları söz konusu olduğu zaman birden değişimler genelde mucizelerle olur. Mucizeler de bence gerçek hayatta pek yok. Şimdi bu işler yavaş yavaş adım adım olur. Yıllar alan bir süreç içinde eskiye oranla kafaya takmamayı öğrenebilirsin. Ama önemli olan şu. Sen yaşadığın olaylara anlam yükleyip onları bir ders olarak değerlendirirsen olayı değiştirme noktasında girişimlerin olursa değişebiliyorsun. Yoksa 50-60 yaşına gelsen de hala şu anda olduğu gibi kafana takıyor olabilirsin bazı mevzuları. Zaman alacak ama çaba gösterdikten sonra eninde sonunda bu konuda ilerleme sağlayacaksın. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Eğer ki bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.